Lan kendimiz anca gelebildik. Tayland nasıl bir şey yaşadık ya? Vallahi çok kötüydü Konuştunuz mu hiç burayı kimmiş, neymiş, kim ya. Yok, bakmış? geldiğimiz gibi gidiyorduk ki. Kimse Ha. ayakta kalamadı. Sahibi burada mı buranın şu an? Bilmiyorum. Numarası 07. Arayayım istiyorsan. Ara bakalım. Çum 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 çum. Vision mekanik burası mıydı acaba? Pom 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 pom. Büyük ihtimalle Vision mekanik burası. Tamamdır, bekliyorum. Geliyormuş, bir dakika. Beyler. Bu mekanin karşısına konvoyu oluşturun. Bana ne ondan bundan, bana ne ondan bundan. Aşağıdan mı sığınan, onun sonu ölüm ya. Ulan Aurelio, Aurelio ve onun tehlikeli geçmişini gördük arkadaşlar. Phantom Forces var, silah sunucu, efsane bildiğin gerçek silahlar var, Naruto Taikon'da var. Kendisi bir düşünse Orochimaru, Pingo ve Obito ile savaşa girebiliyorsun. Allah bilmiyorum. Roblox beleş mi arkadaşlar? İndirip oynayabiliyoruz mu direkt Roblox'u? Nasıl oynanıyor la? Hiç bilmiyorum. Hiç hayatımda oynamadım. Roblox. Oğlum o zaman bir yayında Roblox patlamıyor muyuz chat? Bir Roblox yayınımız yok mu ya? Roblox deyince aklıma bir de Toybox geliyor. Eskiden Toybox vardı. Böyle Gel içinden kovma şey ne? çıkıyordu. Ne yapıyorsun Oyuncak oğlum? çıkıyordu. Oh! Ne kadar salak, ne kadar mal Ne adam. oldu? Alamadım lan virajı. Kim sürüyor Vallahi lan o çok iyi arabayı? oldu. Burak abinin mi Yavaş. sürüyor? Abi lan. Burak sürüyor, Burak. Bu Burak'ın hayatı zarar lan. Bu sefer bana da sekle. Ben Onun süreceği yapayım. araca sıçayım lan. Neyle ya? Ulan Burak. Senin içinden kim der abi? Burak. Burak, Burak. Deli ama. Of of of. Nerede ya bu adam? Ne çektik be Taylan be. Bıktık Doğru lan bu diyorsun. hayattan. Artık emekli olayım. Emekli Keşke olup zamanı gelse de güne 2025'te artık. 8 ay sonra, yok lan 10 ay sonra emekliyim inşallah. Selamünaleyküm. Ne haber lan Aurelio? Aleyküm. Patron, Utu sen adam. nasılsın? Nasılsın he? Buraya gerek yok. Ama patron, ben o zamanlar burada istesem de uyanamıyordum. Lan bırak. Zorundaydım Kutu yani. çocuk. Merhabalar, merhabalar. Merhaba Merhaba. dostum. Nasılsınız? İyi, sen nasılsın? İyiyim ben de, sağ olun. Gözünüz güzelmiş efendim. Sağ ol. Satayım mı sana? Altın mı? Altın. Ne kadar? 15 bin dolara satarım. 15 bin dolar. Evet. Gelin beyefendi, gelin. Arkadayım. Yok ya, 15 bin dolar. Bir düşün. Buyurun hoş Size geldiniz. merhaba. Güzel yakıştı ama Merhabalar gözük. beyefendi. Nasılsınız, Baba. iyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Palant abi, Federico Bey merhaba. mi? Evet, Federico ben. Nasılsınız? Memnun Vito oldum, Bey değil iyiyim. mi? Evet, sağ olun. Hoş geldiniz Vito Bey. Hoş Buyurun içeride bulduk. oturun. Sağ olun, oturalım. Ayakta kalmayın. Buyurun. Salvador Bey. Şöyle gelin isterseniz. Bir şey içer misiniz? Sağ olun, teşekkürler. Mekan siz herhalde. Mekan bizim ya, evet. Size bir tanışmaya gelelim dedik ya. Burayı kim işletiyor, kimindir burası diye. İyi yaptınız tabii, iyi yaptınız. Federico Bey, var mı bir uğraştığınız iş? Sakin ol evladım Taylan. Aa, ne oluyor ya? Bizim şu an uğraştığımız iş mekanik var Vito Vito Bey, Bey. hayranınızım. Tamam canım, hadi. İyi günler. Şu anda mekanikle uğraşıyoruz Vito Bey. Yani burası da bize zaten aileden kaldı diyebiliriz, yani miras gibi bir şey. Öyle mi? Tek Evet. başınıza yapıyorsunuz o zaman bu işleri. Yani işte birkaç da Siviller arkadaşımız var herhalde. beraber yola çıktığımız. Anladım. Onlarla beraber devam ettiriyoruz Bir bakalım. arkadaş Beraber devam ettiriyoruz grubusunuz o bu işe. zaman siz. Yani öyle de diyebiliriz. Anladım, anladım. Ne güzel. Biz de Sizin dedik nasıl gidiyor Vito tanımadığımız Bey? insanlar bir tanışalım. Ne yapıyorlarmış, ne ediyorlarmış, bir sıkıntıları var mıymış soralım. İyi yaptınız Vito Bey. Şu anlık bir sıkıntımız yok işte. Her şey tıkırında, kendi halimizde kavruluyoruz diyelim. İyi, iyi, güzel.
Sizin nasıl gidiyor Vito Bey? Güzel. Her şey yolunda, bir sorun yok. Sizin için yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok beyler, sağ olun ya. Bir probleminiz olursa Salvatore Galeri'ye gelin, bize bir görün ha. Teşekkür ederiz Vito Bey, her zaman. Hallederiz. Gelin. Teşekkürler, teşekkürler. Tamam beyler, kendinize iyi bakın. Sağ olun Vito Bey, görüşmek üzere. Robomi sizin şirket mi ya? Anlamadım da ne odur, ne diyorsa odur. Ne diyor bana? Ne diyor lan bu? Omiz momiz, topçu değil mi oğlum bu omiz? Ya bir tane parfüm markası varmış Salvatore diye. O sizin şirket mi diyor? Bizimdir oğlum. Salvatore ise bizimdir. Vlad abi almıştır onu. Vlad'ım ben şarap çanağına sıçayım. Ne oldu baba? Kesin Vlad abi bir şey yaptı az önceki. Vlad'a bir sıçmak istedim. Boş zamanlarımda Vlad'a sıçarım hep. İstiyorsan bundan sonra sana sıçayım Taylan. Sıçayım mı? Fark etmez baba, sen ne diyorsun? Tamam da biraz da sana sıçayım. Oğulların abi. Anladın mı? Emre kule bile. Emre kule bile. Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? Alkış. Tamam, salak ya. Uzatmayın uzatmayın, hiç muhabbete gerek yok. Tamam konuşacağım, tamam. Ben kontrol ederim. Emre kule. Oğlum Taylan abi kaldırsanıza. İyilece ezikler ya. Kaç onun olur rakamı? Parfümün fiyatı 3000 dolar. Oha harbi mi lan? 3000 dolarlık parfüm mü varmış Salvatore diye? Vay anasını satayım ya. Patron ya. He. Taylan abi büfler misin 166'ya? Tamam. Hadi. Ulan Taylan. Dolar değil TL. Oğlum yine pahalıymış lan. Ya vurulduk. Mal işte ya. Araba ne diye gitti lan bunun? Gel takipleyin. Aha dur telsizden çık. Geldik dünyaya. Gel takipleyin. Senin de benim gibi nay 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 nay. Ya bu unicorn acaba kendine geldi mi, bir arayalım. Falcon'un toplantısı aslında bu saatte de, istersen onu ara baba. Yok o iptalmiş. İptal miymiş yani? Hı hı, tansiyonu düşmüş onların da. Çakaların hükmü kurt çıkana çakaların. Ben gittim. Kendine iyi bak Taylan. Bu araç iyi de, bu araç çok kafa şişiriyor değil mi arkadaşlar ya? Sesi çok. Poline sıracı manita mı? Nasıl manita lan? Ulan chat, sizin de bilmediğiniz yok he. Sizin de bilmediğiniz yer şey yok he. Neyse gidip bir daha bakalım bari şunlara. Ne oldu lan, arka taraf yok mu oldu yine? Böyle. Oğlum nereye gittiniz lan? Uyuyor bizimkinler, tek ben kaldım. Hepsi mi gitti? Yanımda bir iki çocuk kaldı, diğerleri uyudu. Allah Allah, ne oldu ya? Bilmiyorum, sen neredesin şu anda patron? Heh gördüm seni, tamam. Gel. Senden bana tıram düşerler. Bir gün gitsem bile hatıram yeter. Ben halet... Ah verdim. Hallettin mi? Hallettim. Atla. Konum atacağım size Ejder. Bizim çocuklar kendine gelince haber etsinler topluluk. Tamam. Biz bir gidelim şu şeye bakalım. Hızlı hızlı. Bu kapı bende mi buldu bir tek patron? Ne gibi? Ulan üstümüze çıkacak ya? Sığır. Ağlar böyle bak ağlar ya. Dinlesem bile hatıran yeter. Unutmak mümkün mü? Siz bekle. Bizim çocuklar önce bir yerde bir toparlansın, öyle haber etsinler. Atla bakalım Gülüm.
Tamam toparlanın ön Mita. Kibi al. Güzel bir yere geçin. Orada toparlanın bana haber edin. Kasabaya hadi doğru yola çıksınlar. Sonra kasabaya doğru yola çıkacağız. Şunlara bir daha bir bakalım bakalım kasabada varlar mı yoklar mı. Lan bugün de hiçbir işimiz yok be Sıraç. Patron bugün gözlerden problem yaşıyoruz işte. Bir de bugün yani aklıma yapacak pek bir aktivite de gelmiyor. Ne yapsak anasını satayım. Artık o kadar çok şey yaptım ki Sıraç. Aklıma yapacak bir iş gelmiyor. Hayatı çok yaşadım patron sen hepimiz anladın. Hayatı tesbih biraz yapmış sallıyorum. Biraz bir affedersin de bokunu çıkardık ya. Öyle öyle. Ballaslı hasbihal. Ballas'a en son bir görev verdim. Onu yapsınlar bakalım be. Kızların ağını mı aldık acaba? Ne kızı lan? İstemeye gitmedik ya. Ya aman yeter ya. Bıktık be oğlum. Vallahi kız istemek istemiyorum ya. Vallahi bıktım chat. Aa ama Drakom Reis'e kız bulacaktık lan. Dur bakalım o işe bakarız. O araba da fena değil mi? Güzel güzel. Bir sonraki yer değil mi? Patron bulamazsak bir soygun yapalım istersen. Soygun mu? İstemez misin? Ne bileyim be oğlum. Vakit geçirelim hani maksat. Soygun diyorsun. Sen nasıl istersen tabii ki. Peki soygun yapasım da var mı? Bence yok. Dur bakalım Yusuf arıyor. Efendim kardeşim. Buyurun Yusuf Bey. Nasılsınız Yusuf Bey? İyiyim sağ olun siz. Şu teklif olayı için bugün görüşebilir miyiz? Görüşelim. Neredesiniz? Mankenedeyiz. Tamam. Ortak bir yerde buluşalım. Ha, sizin oraya da gelebiliriz. Sıkıntı yok yani. Yani ben şu an dışarıdayım da. Anladım. Tamam. Ben malikanenize haber geleyim ya. Tamam. Atın bana bir kolum. Geleyim. Tamam. Ne teklif yapacakmış lan bize bu? Kim? Yusuf Aksoy. Ne konuştuyduk ki biz bunlarla? Hatırlamıyorum ki. Ha evet. Bunlar teklif yapacağım diyorlardı bana da. Bu kurtuluş ailesi bizim siyah rengi kullanıyorlarmış. Mita öyle söyledi şimdi. Uyarın kullanmasın. Uyardığımız elle kullanıyorsa sıkarız. Tamam. Nasıl siyah ama? Full siyah mı? Sedefli mi? Soruyorum hemen. Abi bunlar full siyah mı kullanıyorlar yoksa sedefli falan mı? Efendim abi. Of 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 of. Bakacağım abi. Of 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 of. İyi misin Sıraç? İyiyim patron. Her şeritten üstümüze uçtu hayvan. Vah vah ya vah vah vah. Öldü mü lan bu? Vah 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 vah. Birader ne yapıyorsun ters şeritten? İyi misin? Elim, kolum, her yerim acıyor. Geçmiş olsun. Sıraç bir yardım et yazık. Gel kardeş gel. Teşekkür ediyorum. Kral biz bu arabayı satacaktık da arabanın içine ettin ya. Harbi mi? Evet. Ne yapacağız? Kazasız dedik biz bu arabaya. Ne yapacağız şimdi? Parasını sen vereceksin. Nasıl? Evet. Ben para yok. Kendine geldin bak. Para dedin. 900 dolarım var. Nasıl ödeyeceğim ben o parayı? Dostum sen bir dahakine dikkatli sür. Çözelim bu işi tamam. Harbi mi? Tamam tamam. Sen nereye beyefendi gidiyorsun böyle zırh mırh? Ne şekilsin sen ya? Ben o çöplükten buldum. Ben çöpte yaşıyorum biliyor musun beyefendi? Ha ben zırhı çöpte mi buldun? Ha çöpte buldum ben bunu. Vay be. Eşofmanı nerede buldun diye sorma ama. Nerede buldun? Onu çöpte bulmadım. Onu satın aldım. 10 dolara ikinci el. İyi. Hadi geçmiş olsun sana. Dikkat et. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ediyorum.
Aracınız çok müthişmiş bu arada. Sağ ol canım, teşekkürler. Allah bize de nasip etsin. Zor. Arabanın nebesini belledi ya. Evet, adam düz yolda bize çarptı be oğlum. Evet. Şaşırmadık ama Fatih. Baktım abi, bir saniye yazıyorum. Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı? Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Hatıran yeter. Hatıran yeter. Patron hepsi sana da sol şeritten arabadan çarpıyorlar ha. Ne yapayım be oğlum? Bir tane dip kazan geldi aklıma bak. He ya, o soldan değildi lan. Değil miydi o? Yok, o sağdan geldi. O dururken değil mi? He, ben duruyordum, herif üstüme uçtu. Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı? Ne yaptınız, toplanıyoruz mu beyler? Sabit konu. Tamam, toparlanın oradan. Leo geldi mi yanınıza? Taylan olsaydı şimdi ne bağırırdı ha? Vaa diye. Söyledim patrona da istemiyor ya. Aynen. Evet, sen çocukların başında dursana. Ben patronla. Tamam. Şu düldülü bir daha bir arayalım bakalım, gelmiş mi, uyanmış mı? Uyanmıştır o. Uyanmamış. Gece nerede uyanıyor lan bu düldül? Aman düldül düldül, amanım düldül düldül, hop bir düldül düldül, hop bir düldül. Bu iskeledeki mekanı gördün mü patron? Ya abidik gubidik yerleri alıyorlar anasını satayım. Ondan sonra yok ağzım yamuldu, yok burnum kırıldı. Millet uğraşıyor. Evet. Vay be, yeni teknoloji. Kapı içinde kapı. Hoş geldiniz Vito Bey. Hoş bulduk. Burada dursun bu araç. Yok, dursun, sıkıntı yok. Tabii şöyle gidelim bahçede konuşalım. Nasılsınız? İyiyim dostum, sen nasılsın? İyiyim valla. Bugün babam yok. Kişisel olarak size konuşacağım. Olur. Konuş. Ne kadar da güzel şey konuşmak. Keşke herkes birbirleriyle konuşsa. Size güzel bir teklif sunacağım. Umarım siz de bir sevdiğinizden reddetmezsiniz diye düşünüyorum. Reddedeceğim. Tahmin ederseniz çok güzel bir ticaretler dönecek. Dinleyelim bakalım neymiş bu teklif. Aman adı teklif teklif. Niye sevmiyor Mustafa Efe'cim? Michael'ın evi burası. Ne yapalım, geçelim mi? Tabii şöyle oturabilirsiniz. Bir şey içer misiniz bu arada? Bir şey almayayım ya, sağ olasın. Tamam. Vito Bey, şöyle diyeyim size direkt, konuya gireyim, hiç uzatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Biz İtalya'dan özel bir ekip getirdik buraya. 8 kişilik özel bir ekip. Ve bu ekip de işin üstünde bayağı iyi. Bu ekip dünyada hani suikastı Çilik'te bayağı iyi olduğunu öğrendik. Hani ekip zaten önceden de bir şeydi. Hiçbir şey anlamadım. Şu anda buraya getirdik. Suikastçı bir ekip getirmiş herhalde. Ben diyorum ki, şimdi sizin bu şehirde her türlü zaten suikastçınız vardır. Doğru mudur? Yani biz bir işi yapmak istedik mi kendimiz yapıyoruz genelde. Evet, biliyorum zaten. Ben sadece şunu diyorum. Siz kendinizi yormasanız, bizim şöyle bir hizmetimiz var çünkü. Birini mi istiyorsunuz mesela? Şehirde şu an bana en güvendiğiniz birini söyler misiniz güç olarak? Ben öyle kendi hariciniz. Aynen. Şehirde görebileceğiniz bütün ailelerden bosslarını almamız aşağı yukarı 8 dakika 5 dakika sürüyor. 8 dakika. Bulma işimiz de çok kolay sürüyor bizim için. Ekip o kadar iyi yani. Biz diyoruz ki sizle de böyle bir anlaşma yapsak, istediğiniz kişileri bizi arasanız, biz ekibimizi bu işi söylesek, gidip alıp size getirseler, sizin istediğiniz ticaretlerle beraber
bir şeyler bekleriz bize. Hani ama ekibimizden memnun kalacağınızı düşünüyorum ben. Alıyorum dostum. Şu anda öyle bir aklımda birisi yok ama olduğu zaman haberleşelim madem seninle. Tamam. Çünkü ekibime bayağı güveniyorum. Bu hizmette bu şehirde sadece siz yapıyoruz. Sevdiğimiz için sizi. Hani biliyorsunuz o işleri. Sizde farklı silahlar var. Bizim de elimize onların geçmesini istiyoruz. Ha. Yani biz bunları direkt size satarız istiyorsanız. Yok biliyoruz. Ama şimdi şu aralar biraz şeyiz yani. Anladınız siz. Neyisiniz lan? Sıkışıyız biraz. Anladım. Tamam dostum, siz bir çalışmalarınızı yapın. Paranızı biraz biriktirin. Biz size silah ayarlarız. Sıkıntı yok. Peki. Vito Bey, bir de şu Emir Makaron bilirsiniz. Evet. Emir Makaron. Emir Makaron'un adamı Makaron diyor lan. Çok böyle caz yapmaya başladı bize. Patlayın o zaman. İşte biz de hani eğer sizin dostunuz falan değilse dedik. Biz artık onlar üstünde bir şeyler deneyeceğiz. Yani benimle bir bağlantısı yok. Tanırım ama neticede koruyucusu falan değilim. Bence size bir yanlışı varsa yamultun beyler. Tamam. Aksoy ailesi de gücünü göstersin neticede ha. Doğru diyorsunuz. Siz bana bir Emir Makaron'un numarasını verebileceğiniz mi? Makaron'un numarasına bir bakayım. Ben en son engellemiştim onu. Çünkü artık hani sabır taştı. Adamları çok dilleri uzamış. O dilleri kesmek lazım. Anladınız mı? Tamam. Ama numarayı benim verdiğimi söyleme, tamam mı? Asla. Bir tabii. Kafamı şişirir asla. Ondan sonra. Söylüyorum. Asla. Tamam. 968. Tamam. 523. 523. 15-16. 15-16. Aynen. Tamam. 968, 523, 15-16. Doğrudur. Teşekkür ederim. Vito Bey. Bileğinize, belinize kuvvet. Eyvallah Vito Bey. O zaman bana müsaade. Müsaade istedim Vito Bey. Haydi hoşçakalın. Görüşürüz. Bir dakika Vito Bey. Bir dakika durayım. Benim niye zırhım yok la? Tamam Vito Bey. Sizden de size çok teşekkür ederiz. Bu konu için hani geldiğiniz için. Tamam. Sizi daha güzel karşılamayı isteriz. Başka günlerde. Tamam, kendinize tamam, iyi bakın. Hoşça kalın. Senin numaran zaten var bende. Evet, haberleşiriz. İşler olduğunda buradan geçeceğim. Ararsın beni. Ekibe senin için özel olarak şey yaparım. Konuşurum ekipte. Tamam dostum, kolay gelsin. Eyvallah. Nasıl geçtim havuzun kenarından sen hiç gördün mü? İyi geçtim patron. Ben de düşmedim he. Ben de ona baktım. Abi neden iç chat'la ilgilenmiyorsun? Oğlum hep chat'le ilgileniyorum. Şinans Pro'cum ya. Chat'in yazdıklarını okuyorum. Bizim çocuklar kendine gelebildi mi? Oteldeler. Yazık ya çocuklar, ne çektiler bugün ya. Çocuklar öyle değil patron, sen çekme yeterli. İyi dedin he. Hadi kolay gele. U'ya geçiyoruz, oraya gelsinler. Beyler U'ya gelin, konvoyalım Leo. Biraz heyecanlı mı çocuklar? Aksoy mu? Evet. Bilmiyorum, makaron falan diyor. İnşallah yamultur makaronu. Gücünü gösterir. Makarov delirdi ama. Bak. Ne olmuş makarona? Sağda solda herkese piş piş yapıyor. Piş piş mi yapıyor? Piş piş lakmon falan yapıyor. Ya atıyor tutuyor dayağı yiyor o da arkadaş. En son bize attı tuttu. Sonra tuttu elinde gezdirdi. Ya bize yapamaz zaten kimse de. İyi dedin he. Buraya gelin, buradayız beyler. Evet. Herhalde şurada. Drogom Reis, burada mısın Drogom Reis? Efendim abi. Drogom Reis, buraları sen özellikle iyi izle. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş bulduk Hürrem Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Müsaitseniz bir konu konuşmak isterim sizinle. Tabii.
Ricardo gelince şey yaparsın oğlum sen. Söylersin, bana bir 5 menü verir misiniz arkadaşlar? Gülcan hanım kızım, evet, merhaba. Buyurun. Bana bir içecek verebilir misin acaba? Buyurun. 5 menü. O ne lan? İçecek yiyecek içecek. O neydi lan? Tamam, beşer, ne beşer beşer. Pizzayla. Oğlum isterseniz üst kata geçelim. Orada konuşalım. Hazırlıyorum. Başkanım ekmeğe size rağmen. Ne vereyim? Da 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 da. Yukarı çıkışlar ücretlidir. Herhangi bir çalışan sormadan çıkmayınız. Kaç para lan yukarı çıkış? Niye yukarı çıkış ücretli lan? Ulan yine bak Drogon Reis, bak senin yüzünden yine borçlu çıktık. Bak Drogon Reis burada şu an borçtayız. Nasıl gidiyor Hürrem Hanım? İyi, güzel. Her şey yolunda şükür. Sizin nasıl gidiyor? Nasıl hayatınız? Siz nasılsınız? Nasıl olsun ya? Bir konu danışacaktım size de. Tabii buyurun. Dinliyorum sizi. Ya şimdi benim sevdiğim bir dostum var. Sevdiğim dostum zengin bir adam. Yakışıklı bir adam. Fakat hanımlarla iletişime geçmekte biraz sıkıntı yaşıyor. Kendisi de evlenmek istiyor. Biz de kendisine helal süt emmiş. Efendi, temiz bir kız arkadaşla tanıştırmak istiyoruz. Acaba var mıdır böyle tanıdığınız bekar bir hanımefendi, biz bu işe ön ayak olsak? Bu işi yapsak, gençleri birleştirsek. Nasılım Drogon Reis? Hemen 50 kişi abonelik gelmiş. Kız arkadaşım pek yok ama var bir iki tane. Bir onların da bir ağzını yoklarım. Böyle bir şey niyetleri var mıdır yok mudur bir sorarım. Yani kendisi belki tanırsınız. Drogon Leons Bey. Bir holding sahibi. İşi gücü var. Yakışıklı bir adam. Üslubu konuşmayı iyi bilir. Doğum günü partisinde görmüştüm sanırım sadece. Gördünüz mü? Yani kendisi sanırım iyi bir adamdır. Ama anladım. İşte bu konu tabii biraz hassas bir konu. Biz de böyle acaba ne yapabiliriz? Sevdiğimiz eşimize, dostumuza gidiyoruz. Herkese de gitmiyoruz yani. Sevindim o zaman bu konumda olmaktan dolayı. Dedim sizin tanıdığınız hanımefendi vardır. Dostunuz, eşiniz böyle bekar da varsa biz neticede burada insanları bir araya getirelim. Tabii tabii. Dedim, olur olmaz. Tanışırlar. Anlaşırlar, anlaşmazlar. Anladım. Köpçetan olmadığım daha kaldı. Bir onu da yapıyorum. Neden geldik? Bu aralar maşallah. Havada bir gezegenlerden midir nedir? Böyle aşk konuları çok gündem oldu sanki bu aralar ya. Birkaç gün sonra yine bir isteme olacakmış sanırım. Öyle duyduk. Ben istemeyeyim de kim ne istiyor sizin bilginiz vardır diye tahmin ediyorum. Benim bilgim yok. Benim bilgim olması yanına değilim pek ben artık. He, anladım. Yok, benim bilgim yok. Ama dediğim gibi biz kendisini çok severiz Drogon Bey. Kulağınızda bir olsun. Birkaç kişiyle bir şey yapalım olur mu? Tabii tabii. Dediğim gibi ben bir iki arkadaşım var. Böyle oturmasını kalkmasını bilen, el yüzü düzgün böyle nerede ne konuşacağını bilen arkadaşlarım. Drogon Bey çalışmalarım sürüyor. Gönlünü fena tut. Eğer onların da gönlü varsa bu işlerde sizinle de iletişime geçmelerini sağlarım. Harika. Siz kendisini artık biraz ballı ballı anlatın yani. Şöyle adam, böyle adam. Şöyle zengin, böyle zengin. Düşünün benden bile zengin ya neredeyse adam. Böyle bir adam yani. Öyle. Yani benden zengin ya midir? Büyük ihtimalle zengin olmayabilir ama siz yine de zengin diye anlatın. Tabii. Ama şimdi önemli olan tabii şimdi karakteri de önemli. Bu adam nasıldır? Karakteri 10 numara. Yani karakteri diyecek hiçbir şey yok. O konuda 10 üzerinden 10. Tabii zenginlik de 10 üzerinden 10 ama benim zenginliğim 11 olduğu için tabii orada biraz sıkıntı olabilir. Ama kendisi 10 numara bir adamdır. Ben bu işe kefil olurum. O biçim bir adam. Ama siz güzel, zaten iyi bir insan olmalı hanımefendi. Benim arkadaşlarımın hepsi güzeldi. Şimdi onlara da laf ettirmem. Ya doğrudur da şimdi bizim çocuğumuz da üzmesinler. Bizim çocuğumuz da üzmesinler. Yok, üzmezler. Bizim çocuğumuz, İnşallah. Bizim çocuğumuz da üzmesin. Birbirlerini üzmezler diye ümit ediyorum. Anlıyorum. Tamam, o zaman siz bir bakarak olun. Biz de bir araştıralım bakalım. Var mıdır acaba böyle bir bizim çocuklardan da bir tanıdıkları. Bir araştıralım. Tamamdır. Tamam mı Hürrem Hanım? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir derdiniz var mı tasarız? Halledebileceğimiz bir iş. Yok çok şükür. Şu anlık bir problemimiz yok. Genel evet, şehir tamam. Sıkıntıları. Aynen. Onun dışında her şey yolunda. Tamam. Peki o zaman. İyi akşamlar size. Tamam. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yine bekleriz. Oğlum sıraç var mı lan? Tanıdığınız bekar. Yani kadın efendi mı? Yok erkek. Drogon Bey erkek arıyorsun. Ya, Drogon Bey mi? Yok patron valla ya. Ben o işleri bıraktım. Niye oğlum? Beni çok sarmıyor artık ya. Anlaşamıyorum ben.
Erkeklerle mi anlaşabiliyorsun artık? Yok. Karşı cinslerimle. He. İyi. Verin, çok iyi. Bak şurada kaslı bir adam var. Sıraç bir düşün. Martin burada patronu yönlendiriyor. Ha, Martin iyi bilir. Martin. Efendim patron. İyi çalışmalar Martin. Arabaları arabaları. Bak arabamın içine sıçtılar, gördün mü? Okan mı lan bir de o? Evet. Değil. Hayır, değil. Ha, bu Sıraç galiba. Ne kadar tuhaf oldum ben. Okan'a benzettim. Aha, hanımefendi var ama. Herhalde yanında yok, yok, erkek olmaz, arkadaşı olmaz, olmaz o. Öyle mi? Tanıdık evet mı? Evet. Sıraç, sen anlatırsın. Kim lan? Benim arkadaşım. Ulan hani ilgilenmiyordun yavşak? Ulan Sıraç, sen az değilsin he. Kurşumuza biraz laf atayım. Hanımefendi merhabalar. Lan Martin ne yapıyorsun oğlum? Patron. Hanımefendi. Allah. Hanımefendi iyi misiniz? İyiyim beyefendi, teşekkürler. Bizim Sıraç'la tanışıyor musunuz? Evet. Ha tamam, dedik acaba tanıdık mı diye şöyle bir bakalım böyle, dedik böyle, de tanıdığıymışsınız. Peki iyi günler diliyorum. İyi günler. Sağ olun. Efendim Thomas Bey. Nasılsınız? İyiyim sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkürler, ben Thomas Corleone Vito Bey. Evet, Thomas dedim zaten. Ha duymadım, kusura bakmayın. Vito Bey, uygun olduğunuz zaman, müsait olduğunuz zaman bir görüşme şansımız var mı acaba? Olur, görüşelim. Neredesiniz? Ben şu an Tuner Shop'tayım. Tamam, geleyim ben oraya. Bu şeyde değil mi? Liman tarafındaydı orası. Evet, liman tarafında. Tamam, geliyorum, şimdi zaten geliyorum. Zaten fazla kişi yok şu anda, gelirseniz daha çok. Zaten aracımda bir hasar vardı, bir tamir ederiz ha? Olur tabii tamam, ki. Tamam, şimdi geliyorum, sağ olun. Efendim Erman Bey. Bana adam yüzüme kapattı telefonu ya. Patronlayız. Gideyim kurşuna dizeyim. Patronlayız konvoyda, size geleceğiz galiba. Şu Tuner Shop'u işaretlesene. Sen mekanikte misin? Drogom Reis. Tamam. Bu iş el ele yapacağız Drogom Reis. El ele sana bulacağız. Abi Tuner lan, mü? Motosiklet. He Tuner Shop. Drogom Reis'ten 100 kişiye daha abonelik hediyesi gelmiş. Eyvallah, teşekkür ederiz Drogom Reis. Bu motosikletçi ne iş? Önümüzdeki mi? Mustafa FM'de 100 kişiye abonelik hediye etmiş. Göremedim ki ben onu. Görmedin mi? Görelim. Söyleyeyim al Mustafa Efeciğim. Buraya giriyor galiba. Beyefendi merhaba. Merhaba. Demin az daha düşüyordunuz, iyi misiniz? Yok iyiyim. Sıkıntı. Ha, bize çarpıyor gibiydiniz ama herhalde yanlışlık oldu, biz yanlış gördük. Olabilir. Tamam, iyi günler. Size var mı bir şey? Yok bir şey yok, sağ olun. Tamamdır, görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Lan biz kaç aracız oğlum, ne oluyor yine böyle, Mesnevi'den ders aldım gibi geziyorlar etrafımızda bizimkiler. Bu Pablo işi, tamam bizim Valentin var ya. He. Onunla berabermiş. Şu an şehirde miymiş? Evet, istediğin anda hemen alırız. Ha iyi tamam, şu görüşmeyi yapalım, ondan sonra patlayalım. O zaman söylerim, Valentin oyalasın onu. Evet oyalasın. Mustafa Efeciğim sana tamam, da mı buluyorsun? Tamam Taylan abi söyledim. Görüşmeden sonra. Mustafa Efe'yi de evlendireceğiz inşallah. İnşallah bütün VIP'lerimi evlendireceğim. Eyvallah Mustafa Efeciğim. Yeni konsept. Nasıl kaybettiniz oğlum, atıyorum. Tuner Shop'a gelsinler ya, oraya gidiyoruz. Tuner Shop var ya, oraya gelin ya. Tuner Shop. Tuner Shop. Söldünüz mü beni? Tamam hadi. On. Ben basıyorum zaten, söyledik gelecek. Bas benim. Sıkıntı yok hadi. Sanırım bunlar Makarov'la savaştılar. Hadi ya. Sana... Oğlum herkes Makarov'a kıl oluyor lan, ne lan bu? İşte sana onun şeyini anlatabilirler yani, muhabbetini, haberin olsun önden. Olabilir, Makarov kofti zaten, bir şey yok ki Makarov'da, evet, hemen hallederler. O nasıl tipler lan bunlar? O nasıl bir tip oğlum, işkenceci gibi? Geldiğiniz zaman dışarıda sıra yapın gençler. Ya
Tamam, geç gülüm şuraya. İyi akşamlar. İyi akşamlar Utu Bey, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasılsınız Thomas Bey, Erman teşekkürler. Bey? Teşekkürler. Sağ olun, sağ olun Utu Bey. İyiyim, teşekkür ederim ben de. Geç gülüm. Buyurun yukarı çıkalım. Yukarı çıkalım sesler, buyurun. Bunlar sizin arkadaşlar mı ya? Aynen aynen. Ya ne biçim giymişler, korktuk ya. Korkunç tipler olmuşlar ya. Birkaç işlerimiz vardı. Bunlar lazım. Latex, matex, ne şekilsiniz oğlum? Ne gir, beri beri. Erman Bey. Sağ ol Siraç Bey, sen ne yapıyorsun? Ne yapalım, şükür. Sana ulaşabilene yani şükür edeceğim. Her şey yolunda. Kusura bakmayın. Çok güzel. Estağfurullah, estağfurullah. Siz ne yapıyorsunuz? Şu bizim aracı bir tamir ettirebilir misiniz ya? Tabii tabii tabii. Çocuklar, Erman sana zahmet. Bey'in aracını bir tamir eder misiniz? Buyur Siraç, otur. Bir şey içer miydiniz Utu Bey? Yok, teşekkür ederim, sağ olun. Yemek verelim size, yemek borcumuz var. Bir şey almayayım ya, istemiyorum, teşekkür tamam. ederim. Ne var ne yok? Ben sizi aramıştım, kusura bakmayın, unuttum dinlendiğinizi. Bu sebepten dolayı özür diliyorum. Kusura bakmayın tekrardan. Yok, dinlenmiyorduk ya, buradaydık. Aradınız, geldik. Bir işimiz yoktu yani Thomas Bey. Yok yok, geçen ben sizi aradım ya, yanlışlıkla silah muhabbeti yapmıştık, hatırladınız mı? O kadar çok arayan oluyor ki arada kaynıyor, kusura bakmayın. Haklısınız. Ne zaman aradık konuştuk hatırlamıyorum la. Utu Bey, bize şu an 15 tane mi lazım? Erman. 15 tane tek 9. 15 tane tek 9 lazım Utu Bey. Tamam, ayarlayalım size 15 tane tek 9. Bir de 2 tane AK totalde ne kadar hesap ediyor Utu Bey? Sıraç bir hesapla bakalım ne yapıyor 15 tek 9 2 tane. AK şu an kullanabiliyoruz. Herhangi bir sakıncası kullanabiliyoruz galiba. Yok yok, onların hepsi tamam şu an. Tamam. Bir sniperlarda sıkıntı var. Onlar şu an patates ama diğerlerinin hepsi tamam. Emir Makarov'la bazı sorunlarımız var. Arkadaş rahattırmıyor Utu Bey. Ha, onun için diyorsunuz. Ya geçen aynen, zaten aynen. kendilerini güzel bir benzettik. Siz, ha öyle mi? Arkadaş kaşınıyor hala. Biraz böyle şey bir tip. Nasıl desem size, agresif bir tip böyle. Laftan anlamıyor. Onun anladığı dilden konuşmak lazım. Artık sonuç ona çıktı Utu Bey. Ya gelen geçen dövüyor bunları ya. Birkaç aileyle daha görüştüm. Onlar da herhalde bunlara takılmış. E olabilir. Saygısı yok. Konuşmayı bilmiyor. Üslubu yok. Utu Bey yani... Böyle adamlar buna layık ne yazık ki. Döve döve adam edeceğiz diyorsunuz. Öyle ne yazık ki. Ya keşke böyle şeyler olmasa ama mecbur bırakıyoruz. Yapacak bir şey yok. Göreceğiz artık kimin yani artık neyse. Bizim gun shop anlaşmamız vardı. Adam gitmiş farklı farklı fiyatlar vermiş diğer ailelere. Bize adamlar geliyor sen pahalı satıyorsun falan diyor. Ticaret anlaşmamız vardı. Adam onu yıktı zaten. Ruhsatsız silah sattı kendisi zaten aynı zamanda. En son bir de iki kez malikanemize çağırdık konuşmak için. Gelmedi. Üçüncüsüne telefona küfür etti. Biz de gittik sıktık kendisine zaten. Anladım. Yani gerekeni o zaman yapıyorsanız ne güzel. Bir daha yapıyorsa evet, bir daha verin küsküyü Thomas Bey. Yani. Yani daha önce Emir'le bir problemim olmuştu, vurdum kendisine. Size de yaptı yani saygısızlık. Yani aslında biraz kim vurduya gitti. Bizim çocuğa bir terso yapmışlar, hepsini vurduk biz. Maşallah. Evet, biraz öyle bok yoluna gitti o ama neticede istediğimiz zaman onu yok edebileceğimizi anlamış oldu. Evet tabii ki Utu Bey. Utu Bey, istediğiniz bir renk varsa aracınıza özel bir renk yaptırabiliriz. Veya nitro takarız. Bazen hızlanmanız gerekebilir. Yani bizim araç çok hızlı zaten ya. Daha bir şey takmayalım üstüne Thomas Bey. E tamam tabii, siz nasıl isterseniz. Teşekkür ederim. Tamir oldu mu acaba? Çavo, Utu Bey'in aracını tamir ettiniz mi? Fix. Tamam, ellerine sağlık. Nedir Sıraç bizim şimdi meblağ? 15 tane tekne, 1.950.000 dolar yapıyor. Oy 2 tane daha ki 500k. Ne yapıyor total? 2.400 falan mı? 2.500. O civarda bir şey evet. Abi eski getirdim şöyle. Evet, 2.5. Bu işin ederi. 2.5 mu? Bize biraz pazarlık yapmasan hiç şansımız yok mu Utu Bey? Minimum neyse onu yapalım biz size. Hiç kar koyma. Tamam, bizim tamam. maksimum yani minimum satabileceğimiz neyse onu satalım. Hadi o herhalde 2.450 falan oluyor. Anladım. Anladım. Hı hı. E tamam o zaman tamam, alalım. Tamam yap. Aynen. Aynen alalım. Tamam. Alalım, ne zaman ayarlayalım sevkiyatınızı? Siz şu zaman ben olursa iyi olur. Aynen yani bizim için çok acelesi var silahların Utu Bey. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Şimdi biz gidelim size bir sevkiyat ayarlayalım. Tamam. Bu işi dışarıda bir yerde yapıyoruz. Thomas Bey, ben size bir konum atayım. O konuma gelsin. Kaç kişi gelelim peki? Yani siz bilirsiniz. Gözlerim.
Kaç kişi gelmek istiyorsanız gelebilirsiniz, bir sıkıntı yani yok. Çok da dikkat çekmeyelim diye diyorum. Helikopterle gelelim. Helikopterle geliriz. Olur. Helikopterle de olur. Nasıl istiyorsanız. Aynen. Ben size güzel bir konum ayarlayacağım. Oraya malları tamam. getireceğim. Orada siz neyle alıyorsanız alıp götürürsünüz. Gerisi tamam. sizde. Tamam. Sıkıntı yok. Tamam araştırma. O zaman biz kaçalım. Hemen sizin işinizi ayarlayalım. Tamam. Tamamdır. Böyle. Parayı yani nakit alırsak güzel olur. Tamam. 2.450.000. Tamam. Çantalara getiririz. Tamam. Tamamdır beyler. Tamam. Benden haber bekleyin. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Ekibe çıkış sağlıyor. Sıraç. Efendim. 15 Tekline 2 tane AK sipariş et. Tamam. Bir AK de benden hediye olsun. Hadi 3 AK et. Tamam. Teşekkürler Bitubay. Sağ olun. Ne demek ya. Yapılan iyilikler unutulmamış abi. Ne iyiliği lan. Ne bileyim yapmışlardır bir iyilik. Bitubay çıkış sağlıyor kapıyı açın. Harlione bize ne iyilik yaptıydı la? Sağa sola baksınlar. Yapmıştır bir şey de ne yaptığını hatırlamıyorum ki. O kadar çok şey yapıyoruz ki. Bizim araçta galiba sıkıntı var. Adamda fix, bende fix gözükmüyor ama. Hadi iyi günler. İyi günler Tövbek. Konumunuzu bekliyorum. Teşekkürler, haber edeceğim. Patron ne yapalım bu Pablo'yu? Sevki etap yaparken biz de gidip Pablo'yu kaldıralım ha. Tamam. O zaman... Önce bir takip. Önce bir tamam. sevkiyat işini ayarlayalım. Takip. Sonra biz Pablo'yu 3 kişi alırız herhalde. Alırız. 30 tane silah vermişti. Ha öyle mi olmuştu? Ha şeyde lan. Siparişi veriyorum abi. Gendeyken oynarken herhalde. Ha tamam. Sipariş ver aynen. Bizim Aurelio ekibin başında sevkiyat yapsın. Tamam. Biz 4 kişi gidelim. Pablo'yu paketleriz diye düşünüyorum 4 kişi. Ne diyorsun? Sen, ben, Taylan abi, Leo gidelim o zaman. Aynen. Dördümüz paketleriz, kaçırırız. Tamam. İşine bakarız. Bizimkiler de o esnada sevkiyatı yapar. Gayet tamam. temiz iş olur. O zaman çocuklar hemen sahil kıyafetçiden üstlerine değişsinler. O talimatı ver, direkt oraya gitsinler. Aurelio beni duyuyor mu? Ekibi al, sahil kıyafetçiye gidin. Bizim malikanın altında var ya, bizim operasyon kıyafetlerini giyin. Silah sevkiyatı yapacaksınız. Sevkiyatın başına sen olacaksın. Oğlum ne oldu lan buna? Leo, Taylan abi. Lan öldü lan bu. İyi misiniz? Amirim iyi misin? Amirim. Çocuklar herifin boku çıktı ha. Kötü oldum ben ya. Memur bey nasıl bir kaza yaptınız? Ne yaşadınız ya? Çok kötü bir kaza oldu valla. Efendim siz şerif misiniz? Öyle geçeyim. Ne arıyor lan burada bu? Amirim. İyiyim ya, gerek yok, sağ olun. Ne diyor oğlum bu? Efendim siz beni duyuyor musunuz? Evet duyuyorum. Siz şerif misiniz efendim? Evet. Nasıl kendinizi burada buldunuz ya efendim? Hastaneden çıkmıştım da. Ha, öyle mi? Almıştım. Geçmiş evet, olsun. Evet. Sağ olun. Tamam, geçmiş olsun amirim. Sağ olun. Abi siz bizle geliyorsunuz Taylan abi. Tamam. Bu Pablo'yu alacağız. Tamam, Taylan'la Leo bizle. Aurelio'lar da gittiler değil mi? Evet. Tamam. Aurelio. Bu işi halledelim. Evet, nerede Martin şimdi bunlar? Patlayalım. Bir saniye patron. Martin'in numarası var mı, atayım mı? Atıyorum, tamam. Patron istiyorsan biz de bir kıyafet değiştirelim. Ya da bir maske falan takalım, ne olur ne olmaz. Tamam, şuradaki kıyafetçiye gidelim. Tamam. Southside'da var değil mi yakında kıyafetçi? Ona gidelim. Girelim oraya. Tampon yine patladı çünkü polis yazdım. Neler, içinden geçti edeyim. Bizim aracın. Polis ne yapıyor lan burada? Kaç fiyat demiştin? 2450 mi patladı? Evet, 2450. 3 tane AK. Aa, dur bir balık gelmiş. Hoş geldin balık. Teşekkür ederim yine meyve getirdiğin için. Artık içimden meyve çıkacak. Elma ağacı, portakal ağacı çıkacak içimden. Bıktık ya. Çocuklar, Valentin'i de vuralım da dikkat çekmeyelim ha. İkisini de vurak orada. Patron 3 AK, bir tanesi de senden ediyoruz. Patron sivil de vuralım mı? Sivil de ama. Duydu. Neyse bir şey. Burada yok. Duymasının bir önemi yok ya. Burada da hiç. Evet. İstiyorsanız vurayım.
Yok ya. Bir şey de yapma. Zaten çıkaracağım oğlum kaskı. Kardeş sen bizi dinlemiyorsun değil mi? Kötü abi. Ne? Benim kulaklar kötü kötü. Duymuyorsun değil mi bizi? Duymuyorum abi hiçbir şey ben. Emin misin? Abi duymuyorum benim kulaklar ben engelliyim. Tamam kardeşim geçmiş olsun. Mustafa Efe'den belli 50 kişiye abonelik hediyesi var eyvallah. Evet evet. Geldi mi konum? Geldi. Bir tane de senden hediye edi. 3 total dedim Aki. Evet evet. Tamam. Konum burası. Leo. Valentin'e mesaj çek onu da vuracağız ha. Dur söyleyeyim o zaman. Taylan. Efendim. Siz abi. Alın adama. Sizin arabanın arkası var. Tamam. Bizim yok. Tamam. Taylan tamam. Abi. Evet. Abi adam SMG'li haberiniz olsun. Ben Tekna'yla onu bayıltırım her türlü. Evet hazır mıyız? Tamam dedi Valentin. Ben hazırım. Hadi bakalım. Beyler bu telsizi salın bakalım şimdi. Biz operasyonu telsizle değiştiremiyoruz Taylan abilerle. Buraya gereksiz kullan. Lopez sana attım siparişleri abi. 2 milyon 950 bin alacaksın. 2 milyon 450 bin oğlum ne 950? 2 milyon 450 bin alacaksın. Evet abicim ne yazıysam o fiyat. Efendim. Yok M4'e gerek yok ya gel. 4 kişi Tekna ne düşünürüz oğlum artık. Savcı mesaj attı lan. Siz alırsınız biz vuracağız. Valentin'i de vurun he. Aha güzel tamam aferin Dayana. Sen vur abi. Tamam abi. Dayana'dan mesaj geldi. Ne diyor? İki şahıs delir yetersizliğinden serbest merbest zartır. O iş bitti Allah yani. Allah ya. Tamam bunu artık Azel Düldül'ü verebiliriz. Tamam. Geldik hazırlığına. Aha burada. Hadi bakalım sonumuz hayır olsun. Silah hazır mı? Hazırım ben. Hazır mısınız oğlum? Hazır mısınız? Nerede biz göremedik. Bak i̇leride direkt abi. Şurada ileride. Şeyde orada bir tane bar gibi bir yer var ya orası. Önümüzde neyse, abi tamam. Takipteyiz ya görürüz herhalde oradayken. İyi hadi gel. Bismillah. Hadi bismillah. Go go go! Paket 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 paket! Az daha ölüyordum yine anasını satayım. Oğlum bu Tekna'yı çok iyi lan! Topuk 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 topuk. Gelin abi gelin. Nereye illegal doktor? İllegal doktora geçiyoruz abi. Hayır oğlum siz gelmeyin siz salın bu telsizi bana. Herif bizi zırhlı gördü ya orada. Hemen geri dönüp hazırlık yaptı. Hatırlıyorsun değil mi oğlum? Biliyorum biliyorum. Tamam. Adam oraya var ya bizden kıllandı geldi baktı silah çekmiş bir şekilde bekledi. Evet. Gördün değil mi? Zırhlı görünce. Bana biriniz çok fena vurdu ya. Düşecektim ben. Herif bana bayağı bir sıktı. Çok zor kurtuldum ben. Sana kilitlendi evet. Adam ağzıma sıçtı. Az daha ölüyordum chat. Ay, iyi ki soygun moygun girmedik. Görüyor musun? İş çıktı. Evet evet. İyi ki yapmadık soygun değil mi chat? Taylan abi GPS falan hallettiniz değil mi? Var atayım. Kaç kit kaldı bizde arkadaşlar? Bir tane rahat vardır herhalde. Bir kill varmış. Avrolli'ye attım Herman'ın numarasını. İyi sıktık ya. Martin'e ulaştınız mı? Tamam adamlardan para at. Martin'e de oradan verin tamam.
Bizimkiler nerede kaldı lan? Taylan abi neredesiniz? Tamam. Savcının sevgilisini kaçırdık arkadaşlar. Diğer güvenliği de almışız. İki tane var. Oğlum asıl adamı aldık değil mi? Asıl adam şimdi. Burada sıkıntı yok. Tamam, almadığımız Valentin mi? Valentin, onu da bırakalım yani, almayalım. İyi iyi tamam. Gelin abi, Taylan abi. İkisi de güvenlik. Bizim asıl adamımız Pablo, o beyaz gömlekli, haberin olsun. Tamam tamam. Hadi takip. Takip edin abi. Kızları var patronun, unutma. Oğlum çocuğuyla tehdit etmeyiz kimseyi. Efendim. Hayır. Benim söylediğim fiyattan, evet, indirim gibi bir şey ayarladı patron. Benim söylediğim fiyatın dışına çıkmayın. Tamam? Evet, 2.450.000. Benim söylediğim fiyatın dışına çıkmayın. Ne oldu? Yanlış mı hesap var? Yok. Senin fiyatın üstünde bir rakam söylediler de onu dedim. Yok yok. İyi, işi güzel hallettik ya. Evet evet. İyi artık, bizle uğraşmazlar patron savcılık. Ya. Beni bezdirdiler ya. Söyleyeyim abi. Patron uçuyormuşuz, biraz yavaşlıyor Talin abi. Deniz Fener'den gelsin ya. Deniz Fener'e geçiyoruz abi, oraya gelirsiniz. Bu araba bir hızlandı mı, çok güzel hızlanıyor değil mi chat? Bir anda böyle fuu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 u
Tam köprünün başında bekliyoruz. Köprünün başında bekliyoruz abi. Burada da sopa var, ne iş acaba? Siren miren ne iş lan? Ben duymuyorum. Uzaktan bir siren çaldı ama. Afyon var yukarıda, ondandır. Takip. Sevkiyat ne durumda beyler? Taylan tozumuzu yuttun Taylan. Tamam. Sıkıyorum telsiz. Getirin bakalım.
Hangisi sayın savcımızın eşi? Beyaz gömlekli. Bir saniye. Biraz daha. Benden mi açılır mısınız? Etrafımda. Efendi adınız nedir? Duyamadım. Pablo Martinez. Pablo Martinez. Federal hükümet baş işportacısı Antonio Banderas benimle. Memnun oldum. Ben memnun olmadım. Sayın savcımızla aranız nasıl? Ne yapacaksın? Savcımız bizim için önemli. Benim için de önemli. Üzmüyorsunuz değil mi sayın savcımızı? Hayırdır, babası falan mısınız? Arkadaşıyız diyelim. Ne güzel. Şimdi Pablo Bey. Sayın Buyurun. Savcımızla aramızda güzel bir dostluk anlaşması var. Ne gibi bir anlaşma? Kendisi bizim bir takım işlerimizi hallediyor. Biz de onun bir takım işlerini hallediyoruz diyelim. Ne gibi işler bunlar? Sizinle bir fotoğraf çekilmemiz gerekiyor. Yarın öbür gün savcımız işlerini unutmasın diye ha. Çekilelim bakalım fotoğraf. Evlat, çek bakalım bir beyefendiyle fotoğrafımızı. Çektim. Güzel. Evet Pablo Bey. Var mıdır bize bildirmek istediğiniz bir durum? Canınızı sıkan bir durum. Canımı sıkan bir durum. Neden burada oldum? Yani sizinle tanışmak istedik diyelim ya. Yani bunu başka şekilde normal şartlarda da tanışabilirdik diye düşünüyorum. Çünkü yani ben sizi tanımıyorum. Koca Pablo Bey'le nasıl görüşelim ya? Pele 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 Telefon. Pele pele. Haber Ahbap. Dostum selam, nasıl gidiyor? İyidir, senden? Benim de iyi gidiyor dostum. Sana birkaç şey soracaktım bro. Tabii ki. Bizimkiler bu Southside tarafında birkaç tane kuru kafalının atışına maruz kalmışlar da dostum. Bizimkiler de bunların Makarov olduğunu şüpheleniyor. Acaba bu konu hakkında bilgin var mı? Yani bu Makarov herkese düşman anladığım kadarıyla. Çünkü bugün 3 kişi bana onu vuracağını söylüyor. 4 oldu bura sanırım. Olabilir, bilmiyorum. Ama şu an herkese sarıyor galiba. Öyle mi? Yani araçları bunların yeşildi en son. Ben vurduğum zaman bunları. Aa bak. Okey. Şu an bana mükemmel bir bilgi verdin bura. Tamam bura. Çok güzel bir şey geldi aklıma. Peki biz bunları nerede bulabiliriz bura? Bu nerede takılıyor, bilgin var mı? Yani nerede takılıyor bilmiyorum ama bu genelde bu sana geçenlerde bahsettiğim bir adam vardı, Ahmet Falcon. O neredeyse bu onun yanındadır işte, arkasında falan filan. Badisi mi? Artık nasıl bir badisi bilmiyorum. Okey okey, teşekkür ederim buna, teşekkür. Tamam demeyin, hadi kolay gelsin. Sağ olasın, görüşmek üzere. Emir Makarov. Tamam, takip et, takip et. Başım belada mı Emir Makarov? Yo değil, neden? Bugün herkes bana seninle ilgili bir şeyler anlatıyor. Herkes derken? Ya kuşlar kim diyelim. Mesela? İnsanlarla sorunum Allah varmış herhalde. Corleone da var sadece, başka kimseyle yok. Emin misin? Yani yok, olsa bilirim. Kimle problemim var? Bilmiyorum. Ama kendine dikkat et. İnsanlar senin peşinde bir işler çevirdiğini söylüyorlar ha. Corleone'u arıyorum ben de. Bir bulayım, sikeceğim belasını. Senin yanındaymış. Yo, ben şu an çok apayrı bir yerdeyim. Corleone nerede bilmiyorum. Adam bize telefonda bir türlü toplantıdayım diyor. Sal beni diyor. Şu an mı? Daha önce toplantıdaydım. Şu an başka yerdeyim. Şu an diyor ya. Şu an. Bilmiyorum şu an neden öyle diyor. Vallahi sana niye gelip beni şikayet ediyorlar? Ben onu anlamadım. Yok, şikayet etmiyorlar da. Babaları genelde insanlar seni arıyorlarmış. Beni arıyorlarmış. Evet evet. Vallahi Vito Bey, yerimiz mekanımız belli. Götü yiyen gelsin yani. Öyle mi, böyle mi değil? Aynen böyle de. Sana niye gelip şikayet ediyorlar? Ben anlamadım ki.
Bilmiyorum Emir sen Bey. Sen ne alakan bunu yapın bir kere? Hiçbir fikrim yok. Vallahi Corleone'u gördüğüm yerde sikeceğim, arıyorum. Tamam, beline kuvvet. Tamam ama senin yanındayım diyor bak. Adam senin adını kullanıyor. Haberin olsun kral. Tamam tamam tamamdır, ben şimdi soruyorum. Tamam hadi. Hadi eyvallah, görüşürüz. Hadi eyvallah. Adam da buna demiş, sal beni. Alo. Aurelio, sevkiyatı tamamladınız mı? Şu an adamları bekliyoruz. Tamam, sevkiyata bir baskın durumu olabilir. Dikkatli olun. Gizli bir yerde yapıyorsunuz tamam, değil mi patron işi? Bu kapalı bir köprü var ya patron. Ha. O taraftayız şu an, onun içindeyiz direkt. İyi, adamlarla iletişim numaranız var mı? Var patron, sıkıntı yok. İletişime geçtim ben. Tamam, adamı ara. Ben de aldım. Adamı ara, de ki Emir Makaro bunları arıyormuş. Gelirken dikkatli gelsinler. Bizi çatışmaya sokmasınlar. Sıkıntı çıkar. Tamamdır patron. Tamam, hadi bakalım. Geldim. Evet, Pablo Bey'le kaynaştınız mı çocuklar? Pek kaynaşamadık. Kendileri konuşmuyor çünkü. Hadi niye konuşmadınız ya? Neyse. Şimdi Pablo Beyci. Sayın savcımız bizim için kıymetli bir hanımefendi. O yüzden gözümüz üzerinizde. Kendisini üzmemenizi şimdi isteriz. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Söyleyin, buyurun. İsim neydi sizin? Antonio. Antonio Bey, şimdi evet. Siz beni araştırdınız mı hiç? Kendi ismimi mi? Benim. Sizi araştırdım, evliymişsiniz savcımızla. Sadece araştırmanız bu mu? Yani gerisi bizim için çok önemli değil. Yani mesleğim, kimin oğlu olduğum önemli değil mi sizin için? Kimin oğlusunuz? Başsavcının oğluyum. Başsavcının mı? Evet. Boş adam boş savcı, çok önemli değil o da. Öyle bizim için önemli olan bakalım. Sayın savcımız Dayan Hanım. Kendisi yarın öbür gün üzülürse, canı sıkılırsa, şikayetçi olursa canınızı yakabiliriz, bilginiz olsun. Canımı yakabilirsiniz. Evet. Sizin için niye bu kadar önemli peki benim işim? Kendisi bizim bir ortağımız. Yani bula bula onu mu ortak buldunuz? Niye, kendisi terörle mücadele başsavcısı da, hakimi bulacağız ya. Bunun hakimi var, başsavcısı var. Bunlar boş adam. Terörle mücadele mi dolu sizin için? Tabii ki canım. Başsavcı dediğin neydi bu başsavcının adı çocuklar ya? Jack Powell mu? Jack Powell. Bir şey. Ekbal. Senin baban öz babam mı oluyor? Hayır, öz babam değil. Benim baban laf on teki. Öz baban olsaydı böyle demezdim ama öz baban olmadığı için söylüyorum. Genelde dikkat edersek konuşmaya, sonuçta babam sayılır. Neyse işte. Babam boş adam. Dayan Hanım bu işleri biliyor. Evet, biz gerekli uyarıyı sana yaptık diye düşünüyorum ha Pablo. Anlayacağımızı anladık biz. İyi. Peki. Hadi sizi geri bırakalım. Gel. Alın bakalım şunları. Sayın savcımızı da bir arayayım. Alo. Buyurun. Sayın savcım. Buyurun bayım. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, buyurun. Kimle görüşüyorum? Efendim ben çok acayip bir kişiyim de. Şimdi size ne diyeceğim? Sizin bu kocanız var Pablo. Aranıyorum bir saniye. Pablo mu? Aranıyorum bir saniye.
Silahı elime bir çekeyim. Sıçtım abi. Ulan seni yavşak namussuz. Burada mı şu an? Şimdi de ben başlıyorum. Uzaklaşın. Senin ananı avradını senin ananı senin soyunu silah ulan ay çok şükür. Ah, ileci piç seni. Senin oğlum! Ay. Ay. Buradan shotfire geldi, buradan uzaklaşalım. İyi dedim değil mi arkadaşlar? Oğlum sıra sende mi yamuldun lan? Evet, bana bir flamen lazım. Nedir? 256. Of. Tamam. Burada da yamulan var mı? Yok. Nerede? Oğlum polis kılığında mı geldi la bu lavuk acaba? Yok, hayır. Neyse tamam. Salak işte. Eğleniyor işte genç abi, ne diyeceğim. Arkadaşlar ne kadar gerizekalı adamlar değil mi ya? Arayacağım arayacağım, başka bir yere gidelim de. Savcıyı aradığım ses nasıldı ama? İvan değil lan o. Bu daha böyle garip bir karakter. İvan mı yapayım, bu garip karakteri mi yapayım chat? Cim. İvan mı yapayım? Tamam, İvan yapayım. Ya bana. Tamam. Gitti değil mi? Hı hı. Tamam, İvan yapayım o zaman chat. Madem İvan istiyorsunuz, İvan olsun. Buraya gidiyormuşuz, burada da polis mi baskın oluyormuş. Ne diyorsun bu işe Sıraç? Çok tuhaf şeyler ya. Ne diyeyim Batur? Bunlara da el atılması gerekiyor mu? Yok, halloldu ya. Ha tamam. Bırakalım ben alayım mı savcımızı? Evet evet. Alo. Alo. Buyurun bayım. Sayın savcım lan sesin. Eşimi nereden tanıyorsunuz? Eşinizi mi? Ben senin eşini niye mütalip ya? Aman canım, için Pablo, evet doğru. Sayın kabine, siz savcı değil mi ha? Siz
Siz benim savcı olduğumu nereden biliyorsunuz? Numarama nereden ürüştünüz? Kabir Hanım, şimdi öyle şöyle oluyor. Biz İtalyan bir dostumuz aracılığıyla sizin canınızı sikken birisi olduğunu öğrendik. He, anlatabiliyor muyum? Kim canımı sıkıyormuş? Sanırım adamın bir adı var ya. Neymiş ya? Azer Bülbül. Azer Bülbül. Evet evet, kendisi canınızı sikiyormuş ve silah satıyormuş. Böyle bir şerefsiz ve namussuzmuş. Bizim İtalyan bir dostumuzdan öğrendik ve sizi bunu bildirmek istiyor ben. Anlıyorsun değil mi Kadir abi? Silah satıyormuş. Evet evet, kendisi aynı zamanda lavukmuş. Evet evet, shield diyormuş kendine ve her yerde silah satan shield bir godoş. Biz de bu bilgiyi sizinle paylaşmak istiyoruz bu şekilde. Şimdi bu yanımızda da bir adam var. Yakışıklı bir adam var. Dur biraz yalayayım bunu. Ay, gerçekten çok güzel adam. Hadi de Pablo. Durumu nasıl? Evet adama sorayım. Durumun nasıl adam? Sıkıntı yok. Sıkıntı yok diyor. Kendisiyle söylemem istediği bir şey var mı savcı kadın hanım, ha? Kendisiyle konuşmam mümkün mü bayım? Kendisiyle konuşman mümkün mü? Konuşturayım tabii. Öbe Pablo, iyiyim canım. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol. Duydun mu böyle konuşuyor? Kadın kafan yedi galiba. Sayın savcıyım. Şimdi biz şunu söylemek istiyoruz size, eğer İtalyan dostumuza karşı bir yanlışınız olursa, ben Ivan Şaraşaska ve adamlarım itina ile kocanızı bir daha ziyaret ederiz. Anlaşmamızı sakın unutmayın diyor İtalyan dostumuz, anlıyorsun değil mi? He, nasbravia diyor. İtalyan dostumuza sevgilerimi iletin bayım. İyi, teşekkür. Eşimi bırakmak için 10 dakikanız var. 10 dakika mı? Aman derim, tamam, 10 dakika. Beş ama derim, beş çok güzel, çok uzaktayım. 10 dakika olsun, olur mu kadın ha? 10 dakika. Tamam, kapatıyorum ben telefonu. Bu adamı biraz daha yalayayım ben. Haydi hoşça kal, görüşürüz. Tamam. Şimdi beyler, bunları unutun diye mecburen sizi döveceğiz, kusura bakmayın. Nasıl bir dövdüysem arabanın lastiğini patlattım onu. Patlattım Batur. Böyle. Diğerinde dövün de bayıltın. Ben vurmayayım da şimdi seker falan. Tamam. Hey! Okey, götüreyim müşteri. İş olmaz buradan, bir şey olmaz artık. Ya da beklesek mi lan başlarında yine de bir çocuklar doktora teslim edene kadar? Giderler ya yerellere. Yok giderler de yine bir maymun falan gelmesin buraya. Sıkıntı yok ya. İyi, biraz bekleyelim biz yine. Tam mı bayıldık? Şu an şey olmaz. Bayılmadın lan oğlum, silahlasık mı şimdi? Shotfire matfire gider. Ney? Bayılmadı mı? Dolar. Şu an can çekişiyorlar da. Biz 1000 dolardan satıyoruz. Evet. Heh tamam. Heh tamam, tamam mı? Tamam. Tamam. Ulan ben bir sıkıyorum. Ay. Lastik patlıyor. Nasıl bir yumruk gücü var oğlum bende? Ne oldu bizim sevkiyat, tamam mı? Hallediyorlar mermi işini şu an, çözüyorlar. Fiyatı sordu bana. Kızı bir de normalden arayayım bir de şu. İyice manyak edeyim kızı. Alo. Sayın savcım, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Vito Bey. Şu an ne olduğunu anlamam için bana mantıklı açıklamalar yapabilir misiniz? Ne olmuş efendim? Neyse, dinliyorum sizi, buyurun. Efendim bir takım isimler zikredecektik size. Değil mi? Anlaşmamız evet, gereği. Evet. Ben evet, isimleri biliyorum, aldığınızı düşünüyorum. Bazı dostlarıma ricada bulundum kendisiyle iletişime geçin diye, herhalde geçmişlerdir sizinle. Bazı dostlarınız eşimi kaçırmışlar. Eşinizi ben mi? Ben istediğinizi yaptığımı düşünüyorum. Efendim, eşinizi kaçırın diye bir talimat vermedim, bir yanlışlık olmasın. Öyle bir şey yok. Yani bilemiyorum, İtalyan dostlarımızın size selamı var dediler.
Efendim bir bilgim yok. Ama ben gerekli isimleri iletin dedim. İstiyorsanız bir arayayım sorayım onlara. Yani mümkünse. Tamam efendim, hemen öğreniyorum. Hemen öğreniyorum. Kız iyice manyak olacak. Ne oldu? Dur şimdi onu bir daha arayacağım. Kızı delirteceğim. Alo. Aman tanrım, sen ne kadar manyak bir kadınsın ya. Savcı hanım kadın. Sen neden bizim İtalyan dostumuza yalan söylüyorsun? Ben senin kocana niye kaçırayım ha? Ben erkeklerden hoşlanmıyorum ki. Eşimin şu an sizin yanınızda ne işi var? Ya senin ne işin benim yanımda yok. Anlatabiliyor muyum sana? İstersen bunu kanıtlamak için sana fotoğraf alayım. Ne? O birazcık daha yalayayım falan diyordunuz. Efendim beni bazen yanımdakini yalıyorum. Dur biraz yalayayım. Gel bakayım buraya ha. Marco. Ya biraz da bunu yaladım biliyorum işin ama yarın manyağım da biraz. Şimdi bakın sayın savcım, biz biraz nasıl diyorsunuz, kafadan kırık bir adamım ben. Yani sizin kocanızı falan kaçırmalıyım. Anladın biliyorum ben ama güzel kadın olursa onları kaçırıyorum. Ama kesinlikle kocanızla bir ilakam yok. İtalyan dostum sadece size bu shield deneyen çocukları vermemi söyledi. Adi Azier yani silah satıcısı. Benim sizin kocanızla bir alakam yok. Peki. Bir sıkıntı yok değil mi sayın savcım? Sıkıntı olmasını hiç istemem. Bizden yana herhangi bir sıkıntı yoksa, bize karşı yapılan herhangi bir sıkıntı, ben de herhangi bir sıkıntı yaratmayacağım. Ya teşekkür ediyor, ben biraz yanımdakini yalayıp telefonu kapatıyor. Afiyet olsun. Tamam hadi gidelim. İyi, savcıya sözümüzü tuttuk. Bu kadın var ya, manyak ol diyeceğim. Ben sana değil patron. Şimdi onu bir daha arayacağım. Psikoloji falan kalmayacak onda. Meşgul. İvan'la mı konuşuyor acaba? Pablo başsavcının oğlu muymuş? Lan tüm keşke başsavcının oğlunu kaçırmak isteseydik. Bu sefer bunu kaçırdık. Ya başsavcı boş adam ya. Ne olmuş, sevkiyat bitmiş mi? Şimdi onu arıyordum ben. Nedir durum? Abi $1000 dedim ya tanesi. Ha biz mi? Biz 500'den alıyoruz. Ya Martin bilmiyor mu bunları? Oğlum yeterim. Savcı ya, evli Drogon reisi. Tamam, Martin biliyor bunlar artık, sormazsın. Tamam. Savcının kocasını kaçırdık ya. Hadi çözün artık adamı, hadi. Konum at bana. İvan da sarıyor. Ya İvan sarar, İvan komik bir karakter Mustafa Efeciğim. İvan'la çok manyak şeyler yapıyorduk biz hatırlarsanız. İvan Şalaş'a azga gerçek bir manyak, anlıyorsun değil mi? Aman tanrım. Bu rifle'ın tanesi ne kadar da alıyorduk patron? Ne bileyim oğlum, ben liste var ya sizde. Rifle'ın atmadım. Ben 500'den alıyorum, 1000'den de satıyorum, haberin olsun. Tamam neyse, odur işte. Tamam. Sorayım dedim bileni sen ondan. Ne bileyim oğlum, hatırlamıyorum ki. Tamam. Oğlum savcı küstü bu sefer, engelledi herhalde benim telefonumu açtı. Bence uyumuştur. Kadında psikoloji diye bir şey kalmadı, ben sana diyeyim. Yani herifin biraz kocasını yaladım. Kadının. Ondan olabilir. Kusura bakmayın, biraz kocanızı yaladım da. Gidelim çocukların yanına. Hı? Çocukların yanına geçelim mi? Sevkiye de bitirsinler ya. Tamam. Bizlik pek bir şey kalmadı bugün. Tamam. Olmuş lan burada.
Siz halledersiniz. Tamam, biz gelmiyoruz. Ne kadar kar? 685 bin, tamam, güzel. Evet. Mesai sonu vereyim mi? Ne yapalım? Mesai sonu yapacağız. Verebilirsin ya. Şu unicorncular burada mı? Onları arıyorum. Aha, beni savcı arıyor. Efendim, buyurun. Vito Bey. Sayın savcım. Ben şimdi sizin bu anlatmak istediklerinizi okey, kafamda anlıyorum, netleştiriyorum ama bana daha derin bilgiler lazım. Azer Bülbül, Şehat ailesi. Silah sokuyorlar. Silahların tiplerini biliyor musunuz? Bu bilgileri bana verecek bilgiye sahipseniz, ne tür silahların şehire sokulduğunu, bu adamların ne tür işlerde olduğunu da zaten biliyorsunuz. Efendim, ben bilmiyorum. Ben bir şey demedim. Sizi arayıp bir bilgi vermedim. Ama bir dostumuzu sorayım bakalım, o biliyor muymuş? Evet, dostumuz beni bir ararsa. Ne oldu efendim? Bir sıkıntı mı var? Hayır, yok. Tamam, her efendim. Şey yolunda. Teşekkür ederim. Ben yok. Dostumu arayayım. İyi. Ben bilmiyorum çünkü. O biliyordur. Tamamdır. Sağ olun, bir efendim. Dostunuz beni ararsa sevinirim. Tabii, tabii, çok sağ olun. Bir de dostunuza söylerseniz insanları yalamasın telefonda. Tabii efendim. Tabii. Teşekkür tamam, ederim. Sağ olun. Kızın psikolojisi bozuldu. Ne diyor? Dostunuza söyleyin, telefonda insanları yalamasın diyor. Beyler, beni dinliyor musunuz? Tamam, Avrule, şimdi parayı sen bankana yatır. Ben senden alırım. Ekibi toplayın, silahları alın malikanende. Daha sonra mesai sonu verebilirsiniz. Şurada bir arayayım. Evet, toplantı var efendim, Talin abi. Abi gelin isterseniz. Savcı çok iyi rol yapıyor ama ya. Savcıyı çok iyi ya kız, süper. Bir unicorn'la görüşmeye gideceğiz. Sorayım bir patrona. Gelsinler gelsinler, sıkıntı yok. Tamam, gelin diyor Talin abi. Ben şurada bir kızı bir daha arayıp bir delirteyim de. Tamam. Dümdüz gelirsiniz abi. Hazır mıyız arkadaşlar yeni görüşmeye? Lan manyak oldum, bir Ivan oluyorum, bir Vito oluyorum, kafayı yedim ha bu gidişle. Özlemiş. Delirdim mi lan? Ivan'ı da özlemişsin. Arada da bir Burak oluyor, değil mi arkadaşlar? Biraz denize karşı alayım. Alo. Alo. Kadınlarım merhabalar, beni Ivan Jalajaska. Sanırım bir takım bilgilere ihtiyacın varmış ya, çılgın kadın seni. Evet. Daha evet, detaylı evet. Bilgilere ihtiyacım var. Da sen ne istiyorsun, bana sor bakalım, ben verecek sana biraz daha bilgi ha. Bu adamlar ne tür silahları içeriye sokuyorlar? Ağır makineli mi sokuyorlar, pistol mü? Evet. Yoksa patlayıcı madde mi? Adamlar ne sokuyor Alex? Alex yapma, Alex dur! Alex hayır, bir saniye durmalısın. Şu an kadın annemle konuşuyorum, yalama beni bir dakika. Evet. Ya ne? Otomatik diyorsun ya. Efendim şimdi bunlar da AK-47 dediğimiz Kalashnikov tarzı silahlar var. Anlıyorsun değil mi kadın ha? Bir de revolver mesela. Ondan sonra ne diyorsunuz ona? Tech-9. Evet, bu tip silahlar kullanıyorlar ve bunlar gerçekten tehlikeli silahlar. Sayın kadın hanım, biz bunlardan çok korkarız. Ve İtalyan dostumuz bize dedi ki sakin ama sakin dedi. Kadın hanımı rahatsız etmeyin, ancak ona bu bilgileri muhakkak verin. Yani sen istiyorsan biz de başka şeyler de sorabilirsin güzel kadın ha. Merak ettiğim tek bir şey var. Bu adamlar sadece silahla mı geçimini sağlıyorlar? Silah kaçakçılığıyla mı geçimini yani sağlıyorlar? Yoksa bunlarda her türlü illegal yol var mı? Yani hanımefendi, galiba bunları götürü de satıyor. Yani işin şakası bir yana, bunlarda her ayak var efendim. Bunlar uyuşturucu, kokain, heroin, ısrar. Ot var, bali var, cigara var, eggs var. Anlıyorsun değil mi? Ama bunların en büyük gelir kaynağı da çok. Bu yasal işi silahlar güzel kadın hani.
ki İvan Bey vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederim. Niye daha deme? Detaylı bilgilere ihtiyacım olursa İtalyan mafyalarınız ya arkadaşlarınızla çok pardon İtalyan arkadaşlarınızla iletişime geçip sizinle tekrardan görüşme sağlamak için kendilerinden yardım isteyeceğim. Çok teşekkür ediyor. Ben size güzel bir şarkı besteledim. Onu söylemek istiyorum. Kabul ederseniz iyi. Tabii. Dinliyorum. Sayın savcım, ne kadar da iyi bir kadindir. O gerçek bir savcı, sayın savcımdir. Beğendiniz mi film? Çok çok beğendim, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Alex gel buraya. Alex'i bana bak. Evet. Oğlum ne oluyor lan? Sıraç iyi misin? İyiyim abi, sıkıntı yok. Aha başsavcı arıyor lan. Biraz da bunu mu alayım, ne istiyordur? Efendim buyurun. Alo. Buyurun sayın savcım. Vito Bey merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar efendim, nasılsınız? İyi diyelim, yiyorsunuz, sizleri sormalı. Ben de iyiyim efendim, uğraşıyoruz, çalışıyoruz. En kısa zamanda şehirdeki genel ticaret hakkında birkaç bilgi edinmek istiyorum. Siz de ticarette uğraşan birisiniz. Tabii ki efendim, ne zaman isterseniz. Yarın değilseniz başka bir gün. Perşembe günü şehirdeyim efendim, dilerseniz perşembe günü görüşelim, olur mu? Tamamdır, perşembe günü ticaret hakkında bir briefing yapalım. Tabii efendim, teşekkür ederim, iyi çalışmalar, iyi akşamlar. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Tipini siktiğim. Hadi gidiyoruz. Belki bak. Yana mı ağrıdı gitmekten ya? Savcı delirecek ya. Bu iter falan etmesin bunlarıma girip. Ne oğlum, daha ne yapayım sayın savcı? Manyak ettim, patron kızı. Hadi. Biz bir üstümüzü değişelim ya. Tamam. Efendim. Eğleniyor muyuz Cet? Güzel geçiyor mu yayınımız? Hepsi yesek abi. Evet. Ya market girebilirsiniz kendi aranızda ya. O problem değil. O gir abi, o gir. Hadi. Ne yaptınız, geçtik? Nedir durum? Tamam. Tamamdır. Mesai sonu verebilirsiniz çocuklara. Kıyafetçi işaretinde de bir üzerimizi değişelim ya. Tamam. Onu biraz erteleyebiliriz. Daha bizim bitmedi mesai. Burak. Burak bu arada Burak'sın yani artık, tamam mı? Gerek kalmadı. Çok sevinme ama bence arabaları düzgün kullan. Eren Buraklık'tan gidebilirsin. Artık yani isminin hatırı falan kalmayabilir ona göre. Oğlum gidip polis karakolunun yanında yapıyoruz bu işi. Neyse, yaşadıklarımız çok normal değil. Bir şey olmaz. Nerede burası ya? BMW iyidir. Dın 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 dın. Betalarda kalsın. Kalsın ya. Kalsın ya betalarda. Zaten iki beta var değil mi? Kalsın ya, hadi kalsın. Arkadaşlar peki İvan'ın sayın savcımıza yazdığı şarkıyı beğendiniz mi Cem? Onu ekleyin ama listeye, unutmayın. Güzel bir şarkıydı değil mi? Kız da diyordur lan bu ne manyak bir herif diyordur. Ya.
Ya bunlar nerede arkadaş? Arayayım mı ben? Ben aradım, yoklar ya. Geldiler mi acaba? O ne lan? Dum 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 dum. Oğlum burası sel servise mi döndü lan? Victoria yok. Bunlar hattını falan değiştirmiş olabilir mi? Yok. Polina da yok. O da yok. Nerede bu hanımlar ya? Oğlum bana dünyanın faturasını geçirmişler. Ne bu ya? Neyse. Allah Allah, kapıyı bunları açık bırakmazlardı buraya. Kaldırmış olmasınlar. Büyük ihtimalle çünkü imkanı yok yani, kapıyı açık bırakmazlardı buraya. Hay lan, benim arabayı vereyim mi sana? Bineceğim mi? Yok baba, teşekkür ederim. Leo sen sür lan. Yok, İstiyor mu? Kapımızda uyuruz ya büyük ihtimalle. İyi hadi, yatın uyuyun madem hadi. Gel malikane dinle. Hadi good night, guten abend. Hadi görüşürüz patron. Beni atsanıza Leo. Şu şeyleri bir araştır, nerede bu Polinalar? Tamam. Evet arkadaşlar, bugün ne eğlendik mi? Ne oluyor lan burada? Aha, bunları burada vurdular lan herhalde. Aa, makaron makaron yaptılar bunlar herhalde. Kolay gelsin beyler. Sağ ol dostum. Seninkiler burada bak. Ha, az önce çatıştık, şimdi de konuşmaya geldik. Bakalım işin rengi şimdi belli olacak. Verdin mi küsküyü? Kaçtılar iki defa. Ah. Öyle söyleyeyim. Hadi kolay gelsin. Sağ ol dostum. Oğlum bu Emir'i yine dövmüşler lan. Gelen gece dövüyor lan bunu. Efendim? Aa. Ballak mı vurmuş? He, hadi bay bay. Dom dom dom. Allah! Memur bey bir şey yok ya. Araba sürüyordum. Roblox RP izleyelim gitmeden. Var mı Roblox? Oğlum izliyoruz, abuk sabuk şeyler çıkıyor. Bir şey çıkmıyor ki. Demek ki hep çocuklar oynuyor ya, ben bilmiyorum. Dam 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 dam. Ananı satayım. Roblox RP, Roblox RP. Roblox RP, Roblox RP. Aha Emir Makaron. Beni ara diyecek yine kesin şimdi. Ya kral ben yatıyorum ya. Telefonu sürekli meşgul. Engellediydim ya bunu. Kral sen beni mi engelledin ya? Yok, çekmiyor benim telefon Emir Bey. Sorun var, hattı değiştireceğim ya. Başkan bir şey soracağım sana. Buyur sor. Şimdi herkes bizi sana şikayet ediyor. Kral hoş geldin bu arada. Kimse seni bana şikayet etmiyor ya. Öyle dedin ya. Yok, benim kulağıma böyle şeyler geliyor, bilgin olsun diyorum. Ha tamam. Bu Corleone bizle ilgili bir şey söyledi mi sana? Bana kimse bir şey söylemedi. Kolay gelsin beyler. Ha tamam o zaman. Dedim belki ben de gelmiş anlatmıştımdır. O yüzden sordum. Ya ya bir şey yok Emir Bey. Sende tek 9 var mı? Emir Bey mi? Emir Bey bir dakika, şu an 3 tane sapık etrafımı sardı. Dur bir bakayım ne oluyor. Arayacağım seni. Tamam hadi bay bay. Beyler ne oluyor ya? Abim ne yapıyorsun ya? Amına koyayım ya. Abim bize niye sapık diyorsun ki? Oğlum ooo diyerek etrafımı sardınız. Bir an beni yalayacaksınız sandım. Abi niye teksin, hayırdır ya? Yatıyordum tam geldiniz. Harbi mi? Ne var la Rosmo'nun da orada. Ne diyor oğlum bu? Bana mı diyorsun anasını sikiyim? Ha telefonla konuşuyor. Yok oğlum fazla. Abim ne yapıyorsun ya? İyidir. Dur oğlum Mithat abi. Abi burada kapat. Aynı. Kapat telefonu. Görüşemiyor. Kapat. Vallahi buralarda iyi uğraşıyoruz. Mithat sen bize soytarı çekiyor Mithat abi, olmuyor böyle bak. Yılların tanışıklığı var, 5 yıldan fazla oldu. Hala bize aynı muamele yapıyor reis. Mithat ne diyor oğlum bu? Ya abi konuş işte ya. Kavalan bana sen. Uyuşturucu lazım abi. Kokain var mı? Ne alaka ama. Torbacı mıyım lan ben? Ne diyorsun sen oğlum, bana? Hayırdır lan? Yok reis var yani. Hayırdır lan anasını sikti. Reis yani. Soru... Soru sordum kral, yanlış anlama. Evet ben yatıyorum. Bana sarmayın. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Reis Allah'a emanet. Yorgan etmeyi unutma. Manyak oğlum bunlar. Yorgan önemli. Mehmet yorgan.
Ne diyor lan bu da? Ben şurada konuşayım da kimse beni aramasın. Efendim? Ha, şimdi müsait oldum. Ne diyorsun ya, pizza mı lazım sana? Evet. Tamam, pizza ben sana ayarlarım. Ne zamana lazım? Vallahi bir 10-15 tane alırız. Ne kadardan verebilirsin? Onu konuşuruz. Ne zamana lazım? Şu an Ballas kardeşlerimizle toplantıdayız. Bittikten sonra alabiliriz. Tamam, ben bir numarayla iletişime geçireceğim seni. Tamam, hadi, hadi görüşürüz. Bari. La bir çıkamadım ha. Efendim patron. Oğlum Sıraç, bu emir delisi bir şeyler istiyor. Numarası var mı sende bunun? Bilmiyorum. Bir at istersen sen ona. Tamam, siz bununla bir iletişime geçin, ne istiyorsa satın gizli tamam. Saklı. Tamam. Tamam. Hadi. Tamam. Evet arkadaşlar. Benden bu akşamlık bu kadar olsun. Eğlendiğimizi düşünüyorum. Keyif aldığımızı düşünüyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Bizleri seviyor. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yarın yayınımız yok biliyorsunuz ama Perşembe günü yine yayındayız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Güle güle.